Değerli dostlarım, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz inşallah da parlak olsun. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Bu anlamda eğer bir gram dahi faydamız varsa ne mutlu bizlere. Arkadaşlar, bugünkü konu başlığımız dış kuvvetler içerisinde hatta Türkiye'de etkisi en az olan diye bilinen buzullar olacaktır. Burada buzul ne demektir? Buzul iki yerde görülür arkadaşlar. Dağların tepelerinde ve kutup noktalarına yakın alanlarda yağan karın üst üste birikmesiyle oluşturduğu kütledir buzul. Yani buradan anlayacağınız şey şudur. Kutuplarda eğer buzul varsa bu matematik konumdan, kutup kuşağı haricindeki orta ya da ekvatoral kuşakta bir buzul varsa bu özel konumundan kaynaklanır. Türkiye'de biraz önce de söyledim, buzul etkisi en az olan dış kuvvettir, bilin. Dış kuvvetler içerisinde en etkili olan akarsu, etkisi en az olan buzul arkadaşlar. İç kuvvetleri de hemen burada yeri gelmişken söyleyelim. En etkili iç kuvvet Türkiye'de orojenez, etkisi en az olan ise epirojenezdir. Ülkemizde buzul var mı yok mu? Ülkemizde buzul yok arkadaşlar. Ha, sebebi nedir derse matematik konumundan dolayı yok dersiniz. Nerede yok derse de kıyılarımız dersiniz. Bir başka ifadeyle Türkiye'de buzul var. Varsa nerede diye sorarlarsa ancak olsa olsa dağların yüksek kısımlarındadır. İşte bu da Türkiye'nin özel konumundan dolayı olduğu ortaya çıkıyor. Yani soruya göre Türkiye'de buzul var mı yok mu denildiğinde matematik konumundan dolayı yok ama özel konumundan dolayı vardır diyebilirsiniz. Ve nerede olduğunu sorarlarsa özellikle doğu kesimlerde, Adana bölümünde, Antalya bölümünde ve Bursa Uludağ'da kendini net bir şekilde göstermiştir. Bunların isimlerini de burada ekran görüntüsü yaparak kendiniz daha iyi bir şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sınavda aşağıdaki hangi dağımızın tepesinde işte kalıcı güncel buzullara rastlanır şeklinde ifadeli sorular gelir. Bu dağları mutlaka bilmek zorundasınız. Özellikle tavsiye ediyorum Hatay'daki Nurdağ ve Kırklar elindeki Yıldız Dağları'nda buzul oluşumu yok. Sınavda bu iki dağı çok kullanıyorlar arkadaşlar, bilginiz olsun. Buzul çeşitleri 4 adet arkadaşlar. Sadece dağların tepesinde ise buzul, buna takya buzulu diyoruz. Eğer bir çukurun içini doldurmuşsa buna sirk buzulu diyoruz. Geniş bir alanda, kilometre karelerce geniş alanda görülen buzula örtü buzulu diyoruz. Ama bir akarsu vadisinin içerisine yerleşmiş, eğim doğrultusunda akan ve vadiyi U haline getirmiş buzullara ise vadi buzulu diyoruz. Aşındırma şekillerinden başlayalım arkadaşlar. Teker teker kısa kısa size açıklamak istiyorum. Buzul vadisi, asılı vadi, sirk çukuru, hörküç kaya ve fiyort hakkında bilgilendirmeler yapalım. Buzul vadisi arkadaşlar, U şeklindeki vadidir bu arada, onu baştan söyleyelim. Buzulun vadi boyu ilerlemesiyle oluşan U şeklindeki vadilerdir. Hocam ne demek U? Yani diğer akarsu vadisinden farkı ne? Akarsu vadisi V şeklindedir. Çünkü burada aşınımı yapan sudur ve su dipten ilerleyemez, yandan ilerler. Bu da vadinin V şeklinde olmasını sağlar. Ama buzul vadisinde aşınımı gerçekleştiren buzuldur. Buzul da dipten ilerler. Bu yüzden dibi daha çok aşındırdığı için vadi zamanla U halini alabilmektedir. Asılı vadi ise ana buzul vadisine üstten bağlanan koldur arkadaşlar. Yani ana vadinin biraz daha yukarı kısımlarında oluşan buzul vadilerine de asılı vadi diyoruz. Sirk çukuru ise buzulun ağırlığı ile çökerttiği alanlardır ve içerisine dolar. Zaten uzaktan baktığınızda dağların bazı yerlerinde beyaz lekeler varmış gibi görünür. İşte o çukura girmiş buzuldur. Yani bizim sirk buzulu diye ifade ettiğimiz buzuldur. Buzul erirse de sirk göllerine dönüşebilir. Hörküç kaya, üzerinden buzul geçmiş kaya parçasıdır arkadaşlar. Köşeli olanları da vardır, parıl parıl parlayanlar da vardır. Bu da eğim istikametinde zaten ilerlerken bunlara rastlanabilir. Fiyort, buzul vadilerinin deniz suyuyla kaplanması sonucunda oluşan bir kıyı şeklidir. Matematik konumundan dolayı Türkiye'de olmayan bu kıyı şekli dünyada kutba yakın alanlarda, özellikle Norveç gibi, Kanada'nın üst kısımları gibi, Şili'nin alt kısımları gibi yerlerde görünebilirler. Buzul biriktirme şekilleri ise moren, durimlin, esker ve sander ovasıdır. Bunlar hakkında da bilgi verelim. Moren, buzulun taşıdığı toprak demektir. Verimlilik derecesi yüksektir. Yüksek olmasının temel sebebi de taşınmış olmasıdır arkadaşlar. Durimlin, buzulun taşıdığı malzemeleri öbek öbek görürseniz, yani balina sırtı şeklinde tümsekler oluşturmuşsa buna durimlin diyoruz. Zaten buzulun beraberinde getirdiği malzemeyi gücünün bittiği yerde biriktirmesiyle oluşturduğu şekillerdir buzul biriktirme şekilleri. Durimlin buzul biriktirme tepeleri olarak da bilinebilir. Esker ise
Yılan halinde yani S şeklinde birikmiş ince uzun tepelere verilen isimdir. O da buzul biriktirmesi sonucudur. Eğer buzul böyle tümsek ya da yılan hali değil de geniş bir alanda malzemeleri düz bir şekilde yığmışsa buna da Sander Ovası ismini veriyoruz arkadaşlar. Saygıdeğer dostlarım, burada önemli olan bir şey var. Burada kalıcı kar sınırı çoğu arkadaşım tarafından yanlış anlaşılabiliyor. Onun hakkında bir açıklama yapmak istiyorum. Diğer adı tokdağın sınır demektir. Yıl boyunca erimeden yerde kalan kara biz kalıcı kar diyoruz. Yani belli bir seviyeye kadar eriyor. Ondan sonra da erimiyor. İşte o sınıra biz kalıcı kar sınırı diyoruz. Bu sınır enleme bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşır. Çoğu arkadaşım cümle içerisinde kar geçtiği için kutuplara doğru gidildikçe arttığı gibi bir şey düşünebiliyor. Lütfen burası çok önemli. Biz burada karın miktarı, kalınlığı, yerde kalma süresi gibi şeylerden bahsetmiyoruz. Kalıcı karın sınırından bahsediyoruz. Ve kutuplara gidildikçe bu sınır yere doğru, deniz seviyesine doğru alçalacaktır. Şimdi sizin karşınıza kalıcı kar sınırı ne kadar da yüksekse o kadar ekvatora yakın olduğunu göstermek için bir özellik vermek istedim. 3 tane dağ var. Dağların üst kısımları kalıcı kar olsun. Buradaki mantık nedir? Ne demiştim? Kalıcı kar sınırı ne kadar yüksekteyse o dağ ya da o bölge ekvatora o kadar yakın anlamına gelir. Sizden ricam şu soruları cevaplamanız. Çizgisel hızı en fazla olan hangisi? Ekvatora en yakın olan. Bunu nasıl anlayacağım? Kalıcı kar sınırı en yüksekte olan ekvatora yakın olacak. Cevabımız Bursa. Yer çekimi en fazla olan, bu da kutuplarda yer çekimi fazla olduğu için kutba en yakın olan olacak cevabım. Burada kutba yakınlığı nasıl anlayacağım? Kalıcı kar sınırı deniz seviyesine ne kadar yakınsa diye düşünüp cevabımı vereceğim. Ülkemizde olma ihtimali olan derse de ne çok yüksek ne çok düşük. Ortalarda 2500-3000 civarında ise kalıcı kar sınırı, o da Türkiye'de olma ihtimali yüksek anlamına gelir. Kalıcı kar sınırının dağın hangi yamacında yüksek olduğu ise o dağın hangi yarım kürede olduğunu bilmemizi sağlar. Şimdi size bunu şu şekilde açıklayayım, izah edeyim. Önce ekvatorumuzu çizelim. Üzerine ekvatoru, yengeç ve oğlak dönencesini belirleyelim. Arkadaşlar dağlarımızı da yerine yerleştirelim. Şimdi anlayacaksınız. Kuzey ve güney kıyılarını, yamaçlarını da işaretlediğimiz zaman. Bakın kuzey yarım kürede, yani bana göre sol tarafta kuzey yarım kürede kalıcı kar sınırının güney yamaçta yüksek olduğu, güney yarım kürede ise kalıcı kar sınırının kuzey yamaçta yüksek olduğunu görüyorsunuz. Biz ne öğrettik sizlere? Güneş dedik, yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında gelir gider dedik. O yüzden bakıyor musunuz, hemen işaretlemelerin altındaki yani ortadaki dağın kalıcı kar sınırının her iki yamaçta da eşit olduğunu görüyorsunuz. Burada güneş gören yamaç diye bir olay yok. Her iki yamacı da güneş gördüğü için bu kısımda yani dönenceler arasında kalıcı kar sınırının dağın bir yamacında yüksek olma ihtimali yok. E o zaman kuzey yarımküreye güneş ışınları güneyden vurduğu için güney yamacında kalıcı kar sınırı daha yüksek olacak iken, güney yarımkürede ise kuzeyden aldığı için güneş ışınlarını, dağın kuzey yamacında kalıcı kar sınırının daha yüksek olduğunu inşallah anlarsınız. Arkadaşlar örnek bir soru verelim. Yukarıdaki haritada numaralandırılan alanların hangisinde buzul şekilleri yaygındır demiş. Tabii ki yüksek olan yerleri alacaksınız. Size işaretleme yapmıştım, inşallah aklınızdadır. Burada cevabımız 1 ve 4 olacak. Çünkü işlerinde en yüksekte yer alan bunlar. Başka bir soru. Yukarıda verilen buzul türlerinden hangilerine yalnızca kutuplarda rastlanır? Sirk buzulu dağın tepesindeki buzuldur. İlla kutupta rastlamana gerek yok. Vadi buzulu vadiden aşağı inen buzuldur. Bunu da orta kuşakta bu Himalayaların tepelerinde görebilirsiniz. Takya buzulu dağın tepesinde oluşan buzuldur. Benim ülkemde bile var. Misal Ağrı Dağı, Büyük Ağrı, Küçük Ağrı Takya buzulunun oluştuğu dağlardır. Örtü buzulu ise Antarktika ve Grönland gibi geniş kilometrelerce karelik alanda biriken buzullardır ki bunu sadece kutup noktalarında bulursunuz arkadaşlar. Cevabımız yalnız 4 olacak. Diğer bir soru. Buzul kütlesinin önüne katarak taşıdığı ve erime bölgesinde biriktirdiği yığınaklara ne denir demiş. Bu buzulun taşıdığı toprak anlamına gelir ki adı morendir arkadaşlar. Şimdi gelelim konuyu ne kadar anladık, bunları bir çözelim. Yine söylüyorum arkadaşlar, siz ekranı durdurun, önce kendiniz çözün. Sonra da beni takip edin, dinleyin, açıklamaları görün. Doğru mu yapmışız, yanlış mı?
Buzul aşındırması sonucu oluşmuş U şeklindeki vadilere buzul vadisi denir. Ana buzul vadisine yandan bağlanan kola asılı vadi ya da tekne vadi denir. Buzulun ağırlık yaparak oluşturduğu çukurlara sirk çukuru, buzul vadilerinin deniz seviyesinden yükselmesiyle tıkanması sonucunda oluşan kıyılara ise ne diyoruz arkadaşlar? Fiyort kıyı tipi diyoruz. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Normalde deniz seviyesi yerindeyse sıkıntı olmaz ama deniz seviyesi yükselirse bu sefer bazı yerler tıkanır. Eski vadilerin tabanlarından bahsediyoruz. Ülkemizde İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Riya kıyı tipi aynen bu şekilde oluşmuş mesela. Üzerinden buzul geçen kimi köşeli kimi parlak kayalara ise hörküç kaya denir. Buzulların taşıdığı eğimli sahalarda birikmiş topraklara moren denir. Buzulların biriktirdiği balina sırtına benzer tümseklere durimlin. Buzulların biriktirdiği yılan şeklinde uzanmış tepelere esker, oser gibi farklı farklı isimler alır. Buzulların biriktirmesi sonucu oluşan geniş düzlüklere Sander Ovası denir. Kalıcı kar sınırını belirleyen ana etmen de enlemdir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için sabrınızdan dolayı. Destek vermeyi arkadaşlar unutmayalım. Çevremize yayalım. Böyle bir kanalın varlığından, hesabımızdan yayarak paylaşıp haberdar edelim herkese. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.